Merhabalar değerli Köy TV izleyenleri, Köy TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler efendim. Toprak ve İnsan programımızın yeni bir bölümüyle daha sizlerleyiz. Efendim bir haftayı daha geride bıraktık. Bu haftada değerli meslek büyüğüm Ziraat Yüksek Mühendisi Rıdvan Gökçe hocamla sizlerleyiz. Efendim geçtiğimiz hafta kuraklık üzerine söyleşilerimizi yapmıştık. Hocamla gündem üzerine değerlendirmelerde bulunmuştuk. Bu hafta da yine bir başlık belirledik hocamla. Tabii kuraklıkla ilgili hocamın yine çözüm önerilerini, geçmişten bu zamana gelen yaşanmış tecrübe deneyimlerini almaya devam edeceğiz. Ve bir de büyükşehir belediyeleri ve çayır meralar diyerekten başlığı açacağız. Tabii kuraklığın hem bitkisel üretime hem de hayvansal üretime etkileri var. Sayın hocamla bunları konuşacağız. Kuraklık kadar bir de bu çıkan yasalarla, efendim kanunlarla, kurallarla hayvansal üretimi vuran, etkileyen bir nevi adeta oralarda kuraklık yaşatan insan eli etkenler var. Hocamla bunlara da değineceğiz. Hepsini bu programda da ele almış olacağız. Birazdan irtibat numaralarını verecek arkadaşlarım. Oradan sorularınızı da bize yönlendirebilirsiniz. Ben de hocama sormuş olacağım. Sayın hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah Bey. Nasılsınız? Çok şükür, iyiyiz. Hocam bereketli bir cuma günü bugün. Geçen hafta yağmur kar duası yaptık. Vallahi hocam dualarınız tuttu. Şimdi Fırtınalar geldi, tabii yağmurlar ki tabii ki her şey mevsiminde oluyor. Evet. Mevsimler sarkıyor. Bazen öne geliyor, bazen biraz geriye gidiyor ama bu sene biraz daha gecikirse çok büyük zararlara düçar olacağımız evet. gün gibi aşikar. Bugün ayın 27'si. Evet. 27 Ocak 2023. Toprakta, bilhassa İç Anadolu'da ve Trakya'da Allatav denen olay, çimlenmiş olan buğdaylar kuraklık dolayısıyla yanıp ölüyor. Buna Allatav diyorlar. Şimdi inşallah bu yağan yağmurlar, ki yağacağı söylenen evet, yağmurlar önümüzdeki hafta. tatmin edici vaziyete gelir. İnşallah. Metrekareye 40-50 kilogram civarında yağar da ileriki dönemlerde kar ile bu tamamlanırsa, ki temennimiz İnşallah. budur. Bunun arkasında inşallah denebilecek çok büyük, çok riskli olan kıtlık olayını gündeme getirebilir. Şimdi her ne kadar bazı mahfillerde bir yıllık stok var, kuraklık buğday fiyatını artırmaz diyorsa da, bu İstanbul İthalat İhracatçılar Birliği üyelerinin vermiş olduğu bir şey. Şu an mevsimlik bir kuraklık yaşandığına dikkat çeken İHB bir başkan yardımcısı Şemsettin Memiş, ekim ve verimlilikte bir sorun görünmüyor. Toprak mahsulleri depolarında 20 milyon ton buğday stoku var. Tabii bunlar şüpheli laflar. 20 milyon ton olsa bile kimin buğdayı olduğu belli değil. 2023 yılını çok rahat atlatacağımız bir stoka sahibiz. Yani bu şu demek: İsterse hiç üretim olmasın, bir yıllık. bir yıllık stokumuz var diyor. Var da kime var? Kaça var, kaç liraya var? Şimdi diyelim ki yağışlar çok güzel gitti. Bahar yağışları Bahar daha. yağışları gitti. Bu eldeki 20 milyon tonu yerine 30 milyon ton üretim olduğunu düşünelim. Kime satacaksın? Bu sefer eldeki ne olacak tabii. Eldeki ne olacak? Böyle boş konuşmak, nerenin başkanı olursan ol, akıllı konuş. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kendi malı mı bu? Yoksa emanet bıraktığınız mal mı?
Tabii çiftçilerin depolara bırakmış, şimdi, o lisanslı depolara. Böyle, böyle böyle çok hafif konuşmamak lazım. Burada 90 milyonun bir geçim derdi var, bir sıkıntısı var. Dünyada kıtlık var, kıtlık. Ciddi bir risk, ciddi bir kriz. Kuraklık var birader. Birleşmiş Milletler geçen gün konuştuk. Evet. Dünya kuraklık günü karşılığında darı yılı ilan etmiş. 2023, bu arada buyur, Allah, darı yılı ilan etti. Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin sayılı iş adamlarından evet. Nihat Gökyiğit. Yaprak dede. Yaprak dede vefat etmiş. Dediği şey şu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet. Bir bitki türü bile eksilse doğanın dengesi bozulur. Sık su kıtlığı gündeme gelebilir. Herkes kulağına küpe etmesi lazım bunu. Onun için böyle afur tafur atmasyon bol keseden yok. Şimdi hocam dediğiniz şimdi gibi. Şimdi bir şey daha var. Şunları tamamlayıvereyim. Buyurun. Esasa geliriz. Hı hı. Yanlış ekimle 1 milyon ton buğday tohumu kilosu 20 lira. 1 milyon ton buğday tohumu boşa gidiyor. Bu neye? Teknik ve teknoloji bilmemezliğin verdiği zarardır bu. Buğdayda ekim yanlışları nedeniyle yılda 1 milyon ton buğday tohumunun kaybolduğunu söyleyen Progen Tohum Genel Koordinatı Profesör Doktor Cafer Mart, Covid-19 bize tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Gıdaya ulaşabilen ülkeler ön plana çıktı dedi. Şimdi son olarak da şunu söyleyeceğim. Süt fiyatına maliyet zammı. 12 liraya çıktı süt. Evet, bu yakın zamanda. Bir müddet sonra bu 12 lira 22'ye de çıkar. Bütün mesele hayatı ciddiye almak. Ne dedik? Tarımı hor gören, laubali gören, yarını zor görür demedik mi? Bunları hep ifade ettik. Hepsini söyledik. Söylemeye de devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Şimdi orada başlıkları tespit ederken, istersen öncelikle bu darıları konuşalım. Oraya değineceğim de hocam, şimdi Yaprak Dede'yi anmışken tabi Tema Vakfı'nın kurucusu Ali Nihat Gökyiğit Bey, Allah rahmet eylesin, geçtiğimiz günlerde Hakk'a yürüdü kendisi. Mekanı cennet olsun, ailesi başta olmak üzere bütün sevenlerine sabırlar diliyoruz. Taziye dileklerimizi iletiyoruz Köy TV ailesi olarak. Hem Toprak Dede, merhum Hayrettin Karaca, hem Yaprak Dede, gerçekten iyi ki de bu insanlar geçtiler, bir dokunuşta bulundular, iyi ki bu kurumları kurdular. Efendim bizler de naçizane, ben de Tema Vakfı'nın üyelerindenim, gönüllerindenim. İyi ki de bu güzel çalışmalar yapılıyor. Üniversitelerde gençlik kolları var. Yine orman ekimi, ormanlarda ağaç ekimi konusunda, fidan dikimleri konusunda güzel çalışma yapan gençlerimiz var. Şimdi onlar toprak olsa da onların yetiştirdikleri güzellikleri devam ettirecek bir nesil olacağı inancındayım ben derim. Sizler de hocam onlarla muhabbeti olmuş kişilerdensiniz Hayrettin Bey'le diye. Şimdi evet. Tema Vakfı'nın ilk zamanlarını iyi bilen bir insan. Şimdi Toprak Dede. Tabii kuraklık deyince onları çok da almadan olamaz. Çok aklı başında, çok aklı başında. Evet Hayrettin Bey. Hayrettin Bey, Nihat Gökyiğit. Zaten iki arkadaş bunlar. Evet. Şimdi tarımla bir alakaları yok bu adamların. Evet. Birisi inşaat mühendisi, birisi de tekstilci olarak biliyorum. Doğrudur. Veya orman mühendisi olarak biliyorum şeyi. Toprak Dede'yi, öyle diyeyim. Şimdi çok
nefis bir çıkışla Tema Vakfı'nı kurdular. Tema Vakfı'na bir ara bunlar da bir denetimin olması lazım. Çok güzel. Herkes canı gönülden. Bizler de elimizden geldiği kadar katkıda bulunduk. Tabii. Ve bulunmaya devam ediyoruz. Ancak denetimlerden bahsederken bazen amacından saptırılabiliyor bazı olaylar. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Burada Nihat Gökyiğit Bey'in bizim ileriden beri söylediğimiz ama devlet kadrolarında şey görmeyen önerimizi Nihat Bey yapmış. Kurduğu endüstriyel ormanda ilk tam kesim dönemi gelmiş. Biz onu söylüyoruz zaten. Evet. Şimdi ormanlar biraz sonra şey yapacağız, üretim kaynağıdır. Ama birini yok edip de ötekini yerine ikame etmek değil. Tabiatta uyum halinde çalışırsanız başarı var. Ama tabiata karşı durursanız tabiat sizi yok eder, bu belli. Tabiata kafa tutulmaz. Yok. Uyum sağlayıp önünü açarsanız size olduğundan fazla verim verecektir. Tüm nimetlerini sunacak. Evet. Şimdi geçelim mi şeye? Kuraklık kısmına gidelim. Evet. Şimdi kuraklık da Birleşmiş Milletler darı yılı olarak ilan etmesinin nedeni suya çok az ihtiyacı olan, hatta susuz denebilecek derecede, yani azami 400 milimetre yağış olan alanlarda, ki İç Anadolu'nun her tarafında 400 milimetre, 450 milimetre civarındadır yağışlar. Ortalama. Kıraç alanlarda bile olabilen bir üründür. Ama tekniğine uygun olarak yapılırsa. Şimdi bakınız, kırmızı başaklı tane sorgun bu. Ekranda gözüküyor. Bu da benim kendi yetiştirdiğim, bu da tane sorgun. Ama bunun gibi bodur değil. Daha boyunca. Bu yaklaşık 2-2,5 metre civarında, aynı zamanda silajlık bir çeşittir. Bunun üzerinde ciddi çalışıyoruz. Şimdi bunların boyları yerine göre şu vaziyetiyle 20 santim, 22 santim civarında, 40 santime kadar, 40 santime kadar şeyi vardır bunun. Kelle yap, kafa yap. Başak. Boyu vardır. Ama bunda değil. Başka çeşitlerde. Bunların verimleri hibrit veya standart olma durumuna göre tane verimleri yaklaşık olarak 1,5 tonu bulabilir sulu alanlarda. Susuz alanlarda asgari en az verim 400 kilo civarındadır. Bunların ömürleri köklerinde, mesela mısır gibi bir bitkidir ama mısıra alternatiftir. Mısır su ister. Mesela 1000 milimetre civarında su gereklidir mısırın. Tabii, su, normal verimi suyu için. Çok ister. Bunda 400 milimetre yağış yeterlidir. Mısırın iki katından fazla kök sistemi vardır bunun. Daha kökleniyor. Evet. Derinliklerdeki suyu alabilme özelliği bundandır. Bir bakarsınız, hava çok kurak giderse içine kıvrılır, döner, sarar. Kendini toparlar. Kendini korur. Mesela şurada şu muhteşem bir görünüş. Bunlar hibrit çeşitler. Bunlar da iki tonu bulur tane dekardan. Müthiştir. Ama biz bunun Türkiye'de bunu kabul ettiremedik. Çok pahalı geldi. Halbuki dekara gidecek olan tohum miktarı, eğer teknoloji elimizde olsa, 300 gramla 1500 gram arası değişir. İyi bir teknoloji.
Bunu durduralım, üzerinde konuşalım. Konuşalım hocam. Evet. Şimdi burada görünüyor. Başakların oldu, başaklar birazdan olacak. Bu başakları biçer doğalı aldığınız anda altta yeşil kısım kalacak. Yaklaşık dekara 2-3 ton civarında, 150-160 santim boyunda bir bitki bu. Hı hı. Anladın mı? Yaklaşık dekara 2,5-3 ton civarında da silaj kalacak. Eğer bunu ciddi olarak suyunuz var da bol sularsanız, olgunlaşmaya 15-20 gün, 1 ay kala bol sulayıp da biraz azot verme ihtiyacın olursa, hemen başakların altından yan dallar ve yan başaklar çıkar. O zaman bunu harika bir silaj yapabilirsiniz. Yani neredeyse tam verimi, tam randımanı. Tabii. Şimdi mısırın tane mısırı silolanır. Hı hı. Tane mısır güzel kırarsınız irmik ayarında. %20-25 civarında, 30 civarında nemi basarsınız suyu. Hı hı. Bir silaj yaparsınız ona. Onu senin elini benim mayam bağlasınlar. Harika bir hayvan yem olur o. Anlatabildim mi? Hayvanlar iştahla tüketir. Gavurca ismi dilimin ucuna geldi. Söyleyemedim. Çok güzel bir besi yem olur. Hı hı. Bu öncelikle insan yiyeceği yanında, Türkiye genelinde insan yiyeceği olan, hep her toplantıda söylüyor, gilgil darısı vardır. Evet. %14 civarında protein ihtiva eder. Bitlis, Siirt, Ergani yöresinde yetişir. Ama maalesef bizde bilime uzaktan bakıyoruz biz. Hep önemli diyoruz, hep önemli diyoruz ama hiç içine. Şimdi, şöyle bir karışalım da dahil olalım. Herkes bir bilimle yok, gidilmelidir. Şimdi söylüyoruz. Araştırmalara uzaktan bakarsan, hor görürsen, araştırma enstitüleri kapatılırsa, kıymet vermezsen, elin oğlu dekardan 2 ton, yerine göre 2300 kilo, hatta denemelerde Van'da 1985 kilo tane alınabilirken, hor görülür de ilgi göstermezsen, şişik şişik ben profesörüm, ben şuyum, bir şey değilsin ya. Sonuç itibariyle yabancı beceriyor, biz bakıyoruz. Veriler ortada. Kendi devletimiz, kendi milletimiz içerisinde şeyden gösterebilseydik, millet diye bir şey var, kumdarı cinsi var. Hı hı. 55 günde oluşuyor ya. 55 günde sana hem tane, 55-60 günde hem tane, hem yeşil ot verebilen Steria italicum Türkiye'de be. Elimizin altında. Kumdarı ya. Böyle bir imkan var. Evet. 60-70 santim boy yapıyor. Çok süt veren ineklere günde 1 kilo kadar verdiğin zaman süte geçen kalsiyum kemik erimeleri olmuyor. Kalite, süt kalitesine. Hayvan hastalanmıyor ya. Tabii. Kemik erimesi olmuyor sevgili kardeşim. Hem hayvan sağlığına hem evet, süt kalitesine. Evet yani. Şimdi etkileri. Şimdi bizim araştırmacılarımız, fakültelerimiz, Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Bilmiyorlar. Bilmek de umurlarında değil. Olsa da olur, olmasa da olur. Niye varsın o zaman? Ne işe yararsın? Bir şey... Ya Allah vazifemizi ya sevgili doğru kardeşim, yapmalıyız. 44 tane fakültesin. Bakınız işte
Biz bunu istiyoruz, bunu istiyoruz, bunu. Bunu istiyoruz. Buna orman tarlaları diyorlar, biliyor musunuz? Elinoğlu kaz şey yetiştiriyor, bakın. Evet. Siyah danaları. Et ırkı yetiştiriyor ya, bunu istiyoruz. Eğer bunu şehrin göbeğindeki koskoca fakülteler beceremiyorsa neyin zooteknisti olacağız ki biz? Ben zooteknistim. Niye yarayacak? Kendi üstünden konuşuyorum. Kimseye bir şey demiyorum. Şimdi bunu dile getirmekle görevimizi yapmış oluyoruz. Bakın gayet de güzel, harikulade yani, bir... Hiç ne ormana zararınız var... Ne tabiata ne doğaya. Nihat Gökyiğit yetiştirmiş. Nerede biliyor musunuz? Karacabey'de ya. Aramızda 50 kilometre var. Şu etırkı neydi? Söyle, evet, siyah hayvan. Yerli hayvanlardan değil. Yok yok, yerli değil. Bu yabancı ırklar, dilimin ucuna gelir söyler. Şimdi dediğim gibi yerine göre tane amaçlıysanız, tane hedefindeyseniz, buğday ekemediniz, kurak gitti, yetiştiremediniz. 40-50-60 gün var diyelim ki, yağışı yakaladınız, yerine sorgum ektiniz. 90-100 gün içerisinde sonuç alabilirsiniz. Çeşidi değiştirirsiniz, 55-60 günde amacınıza ulaşırsınız. Ot ihtiyacınızı karşılarsınız. Yulaf ekemediniz. Siz önünüzde de kuraklığa, diyelim ki Nisan'da, Marmara bölgesi için, Nisan'da ektiniz. Nisan, Mayıs, Haziran'da zaten kuraklık var. Anlatabildim mi? Bu 2 aylık zaman içerisinde kapıp çekebilirsin ama suyunuz varsa sorun yoktur. Anlatabildim mi? Ekim zamanı dediğim gibi don tehlikesinin kalktığı zamandır. Ekim yatağı çok iyi hazırlamanız lazım, ekim yatağını. Çünkü çok ince tohumlardır. 300 gramla 1,5 kilo arasında dekara tohum gider. Şimdi bakınız ne kadar ya, gönül ister ki fakültedeki ormanda böyle hayvanlar yetiştirelim. Gelsin, gezsin insanlar orada. Hep hasta şey yapacak değil. Çıkar şöyle bir dolaşır, hava alır. İnsanlar da görür. İmrenir. Örnek alır. Evet, örnek olur. Şimdi bizim gönlümüzden geçen o. Ekim derinliği 2-3 santim yeterlidir. Şu turpgillerle bakınız, adamlar yemlik turpla adam hayvan besliyor be sevgili kardeşim yani. Ama Belçika mavisi. Burada önemli olan, yok söyleyeceğim dilimin ucundan. Burada önemli olan doğru dürüst bir planlama ve sonuçta o planı hiçbir zaman zararına şey yapmış. Neyse, dikkatim, kafam sürekli oraya gidiyor. Şimdi bunlarda gübre ihtiyacı, yani ekim derinliği 2-3 santim, gübre ihtiyacı da buğdaydan fazla değildir. 12 ile 20 kilo arasında azot yeterlidir. Dışarıdan gelen anguslar mı? Angus, Aberdan angusu. Heh. Evet. Angus'a şimdi yaşan. Yeni şehirde vardır bir angus çiftliği. O anguslar geldiğinde de dilinde bilmiyoruz diye çiftçimiz feryat etti diye yetiştireceğimiz. Yani. Buna diyor, oha diyoruz diyor, bunun dili duru yok bunun diyor. Aynen öyle. Dayılar stop. Şimdi, stop. Sıcağı, susuzluğa, kura son derece dayanıklıdır. Şimdi bunlardan istifade etmek, bunları öğrenmek, yarın önümüze çıkacak olan tehlikelere karşı elimizde alternatif bir yem bitkisi topluluğu var. 1000 civarında çeşidi var şeyin, darının. Hani biz onlardan birisini
şeker sorgumunu ıslah ettirdik, şey yaptık, aldık. O ayrı. O hem endüstri bitkisi, hem yem bitkisi, anlatabildim mi? Hem enerji bitkisi olarak istediğiniz gibi olabilir. Ekim yatağından da bahsettik. Ekim derinliği 2-3 santimiyet, gübre ihtiyacı da öyle. Yani bunda Mısır'da 1000 milimetre, yani 1 metre yılda su tüketirken bunda 400 milimetre, yani 40 santim su yeterli. Yani Mısır darının 2,5 katı su tutuyor ve Mısır diyelim ki 4 aysa, 4,5 aysa, bu 2-2,5 ayda size hasat, gerekli verimi verebilen muhteşem bir bitkidir. Hocam tabii bu orman altı meralarından bahsetmişken Büyükşehir Belediye Çayır Mera kısmında atlamayalım. Atlamayacağız. Şimdi, doğru da süre şimdi bakımından söyledim. Büyükşehir Belediyelerini göreve davet ediyoruz biz. Şimdi kaptı kaçtı böyle eldeki nimetleri hemen ona buna Büyükşehir Belediyeleri hangisi olursa olsun aynısını şimdi söylüyorum. Bu Büyükşehir Belediyelerine devir sırasında görevli olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Biz de bir küçük bir yerde belediye başkanıydık. Evet, Rıdvan Hocam'ın da belediye başkanlığı yapmış. Bursa'da bu kanun çıktığı zaman Büyükşehir Belediyesi kanunu doğrudan doğruya Büyükşehir Belediyeleri ilgili memurlarıyla birlikte geldiler. Belediyenin nesi varsa tespit ettiler. O kanuna göre belediyelerin elindeki menkul gayrimenkul ne varsa hepsine koydular. Şimdi iyi hukuk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir hukuk devletidir. Boynumuz kıldan incedir. Şimdi hukuk ne derse o dedik. Kanunlar tabii, ne diyorsa o dedik. Tabii ama al gülüm ver gülüm. Şimdi Türkiye'de 40 bin köy var. 40 bin köyün 17 bin tanesini tek bir kararname ile mahalle yaptınız. Bu mahalle olması köyün mevcut durumunu değiştirdi mi? Adı değişti, mahalle. Köy aynı köy. Aynı köy. Elindeki bütün gayrimenkule koydun. Mezarlıklar dahil. Hepsi dahil. Şimdi orada aynı köyün merada yetişen hayvanları vardı. Meralar da gitti. Meralar da gitti. Çayırlar da gitti. Çayırlar da gitti. Köy orta malı da gitti. Vatandaş eskiden bedava denecek noktada ucuza kullanım hayvan ederim, hayvan beslerken meradan, şimdi pamuk eller cebe, hepsi kapalı ahırlara hapsetti şeyi. O tarafa çıkarmadılar. Evet. Şimdi canınız sıkıldı, cazip geldi. Elinize yetkiler var. Büyükşehir belediyeleri çayır meralara el koydu. Durur mu şeyler, iş adamları? Kamu yararı var dediler bu işlerde. Sanki meralardaki hayvanlarda kamu yararı yoktu. Tabii canım, inek otluyor. Şimdi hocam, para verip et ithal edemiyorsun. Yok, Avrupa'da da yok. Adam diyor bana kadar. Kıyma çıktı 200 liraya, anlatayım mı? Hocam onu anlat. Kasaba gittik. Bunu dinleyelim. Sipariş verdiler, dediler ki ya işte bir gelirken kilo, bunları bir, yarım kilo yemekli kıyma, yarım kilo da köfteli kıyma al dediler. Baş üstüne dedik, isterse yengem ne derse o.
Şimdi gittim. Verdim. Bozuk para yoktu cebimde. 200 lira verdim. Eti aldım. Bekliyorum. Ben, kasapla bakışıyorsun. Kasap bana bakıyor. Ben de kasaba bakıyorum. Dedim üstü. Ya dedi. Ne üstü? Kıyma 210 liraya çıktı. Bu sefer ben şaşırdım. Çünkü. Bir de üstüne boşlu çıktı. 160 liraya aldığım kıyma bir hafta önce 210 liraya çıkmış. Paşa gibi çıkardık, 10 lirayı verdik. Canımızı kurtardık, geçtik. Şimdi ya o, gülüyoruz ama. Orada canım sıkıldı. Şimdi gülüyoruz ama. Dedim ki 500 liraya çıkmazsa gönlüm kalır. Kızdım. Seneye bugün dedim bugünü yaz. Tanıdığım iyi bir dostumuz. Seneye bugün 500 lira olacak. Niye? Üretim yok. İnekleri kestik hocam. Üretim olabilmesi için dünya demokrat ülkelerinde ne varsa aynı şartlarda biz de üretim yapabiliriz. Onun üzerine burnumdan soluyarak şu hesabı çıkardım. Buyurun hocam. Devlete hiçbir yükü olmayan, hiçbir mali yük getirmeyen ve ülkenin tarımsal üretimine ve istihdamına çok büyük katkı sağlayacak toprak varlığımız şöyle. Buyursunlar. 21,6 milyon hektar yani 216 milyon dekar orman varlığımız yasaklı ve devlet tasarrufunda. 146 milyon hektar, 14,6 milyon hektar çayır mera varlığımız, o da devlet tasarrufunda ve o da yasaklı. 8 milyon hektar toprağımız göç dolayısıyla terk edilmiş durumda. Boş. Köyden şehre göç dolayısıyla peki, terk edilmiş durumda. 3 milyon hektarda 30 milyon dekar nadasa bırakılan tarım toprağımız var. Yani ekonomi dışı kalmış atıl kapasiteli toprak varlığımız Almanya'nın yüz ölçümünden çok. 472 milyon hektar. Bir ülkenin arazisi kadar boş. Almanya'dan. Almanya'da. 16-14 milyon hektarda halen tarım yapılan topraklarımızı topladık mı? 63.6 milyon hektar dev bir üretim potansiyeli. Buna ilaveten 1,05 milyon hektarlık akarsu, gölet, baraj, göl, deniz alanlarını ilave edildiğinde 64,65 milyon hektarlık alan senkronize ve düzenli işletilebilecek alan üretime hazır demektir. Buna kamuya ait alanlar yani askeri alanlar falan dahil değildir. Şimdi tarım toprakları ve çayır meraların dağılımına bakacak olursak büyükşehir belediyeleri 17 bin köyün çayır merası. Buralardan kayıt çıkmıyor Abdullah Bey. Bulamıyorsunuz. Saldı çayırı Mevla kayırı. Kimse hesap sormuyor, hesap vermiyor. Veri yok. Ne kadar efendim sanayiye ayırdınız? Ne yaptınız? Gerede ne kaldı? Şimdi akıbeti ne oldu? Saftirik orada plan yok, proje yok. Şimdi sorsanız, diyelim ki X belediyesine gittiniz kardeşim. Çıkar bakalım sana şu köyden, Büyükşehir Belediyesi'nden dolayısıyla X köyünün ne kadar arazisini aldım, neyini aldım? Ne yaptın? Onun yerine bazı yerleri sanayiye şey yaptın, tahsis ettin. Sanayi bölgesinde bugün bir dekara arazi 1 milyar. O
5 kuruş etmeyen meraları sen 1 milyarlık dekarını şeye tuttun. Kardeşim iyi de bunu aldın. Beri taraftaki hayvancılığa tahsisli alanı aldın. Müsaade buyur da buradan aldığın rantı buraya ne verir? Bir kısmını o köye. Burada ıslah edilecek arazilere aktarsana. Şimdi bunu ben hukukçuları davet ediyorum. Bu memleket sadece tarımsal dış ticaret açığı 41,600 milyon dolar, 41 milyar 600 milyon dolar tarımsal açık veriyorsun kardeşim. Sen 1 milyon 500 bin adet 2017 mi 18 mi yıllarında 1 milyon 460 küsur bin adet sığır ithal etmişsin. 60-70 bin ton civarında et ithal etmişsin. 400 bin adetten fazla küçükbaş hayvan ithal etmişsin. Getirmişsin, getirmişsin. Ya bu memlekette hani çayır meralara bakım yok. Şimdi bakınız, belediyeler bu günahlarını nasıl çıkaracaklar? Öderler, affettirirler. Belediyelerin elinde şu an hemen hemen Türkiye toprakları kadar, Türkiye'deki insanlarımızın, çiftçilerimizin elindeki topraklar kadar toprak var ya. Büyük bir şehir belediyeleri iktisadi kuruluşlarını kursalar, buraları değerlendirseler, o iktisadi kuruluşlar şehirlerin belirli yerlerinde lokalize olan kooperatiflere kendi elemanlarının denetiminde ortak olsalar arazileriyle birlikte, orada devletin ihtiyacı olan, ithal ettiği tarımsal A'dan Z'ye ne varsa, gerekirse et, gerekirse süt, gerekirse buğday yil, Almanya'da olduğu gibi devlet garantisinde kooperatifler olsa, devlet garantisi derken zaten büyükşehir belediyeleri devletin. Tabii. Belediye, devlet kurumu, devlet güvencesi. Şimdi ilgili köydeki şahıslar da mesela emekli adam. Kendisi şey yapamıyor arazisini. Benim arazimi de ben size kiralayayım. Hakkımı, toprak hakkı. Ekonomik işletme genişliğine ulaşsın. Ve diyelim ki ekonomik işletme genişliği domateste 1000 dekar diyelim. 1000 dekar arazi toplansın, oraya en modern teknolojiyle domates üretilsin, yerine kışlık ürün üretilsin veya yem bitkisi üretilsin, kendi yemini kendisi karşılasın. Yani yem fabrikalarıyla hiçbir zaman çiftçi, üretici, hayvancı kazanamaz, yem fabrikası kazanır. Zaten büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri eğer kendini, yemini kendisi karşılayamıyorsa ona hayvancı denmez. Evet. Ona hobici denir, kolaycı denir. Hep deklare ediyorsunuz. Hobici, lobici. Şimdi ekonomik işletme genişliği demek zarar etmeyecek işletmemek. Şimdi Türkiye'de kooperatifçilik şey bulmuyor, revaç bulmuyor. Niye? Anlaşamıyoruz. Anlaşamamıyor değil. Güven vermiyor. Güven. O kısım işte. Güvenemediğimiz ha. için anlaşamıyor. Şimdi eğer bakın bunu ciddi söylüyorum. Bir zooteknist olarak size vasiyettir yani. Estağfurullah. Şeye hayırlı ömür. Büyükşehir belediyesi olsun, küçükşehir belediyesi olsun. Uhdesindeki şeyleri, arazileri üretime tahsis etmeli. Kendi denetiminde. Devlete güvenir bu millet. Tamam mı? Eğer arazisini işleyemeyen yaşlı adam da kiralar ya. Sağlığında.
Ben gücüm yok. Gücüm yok. Buyurun işletin der. Niye? Gerektiğinde belki kendine de iş verilecek. Gönül rahatlığıyla gider güvenle. Evet. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Böyle güvensiz bir ortamda araziler küçüldü. Küçülünce yabancı bankalar cayır cayır kredi verdi. Allah! Bedava. Yoldan çevirip kart verdiler. Sonra ne oldu? Ödeme günü geldi. Yok. Gel bakalım. Gel bakalım araziler. At bakalım. Haciz. Şimdi ne oldu haciz edilen araziler? O yabancı bankanın mülkiyetine geçmek durumunda şimdi. Şimdi Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'yı yıkamadı şeyler, emperyalistler. Kaç dakika var? Hocam 3 dakikamız daha var. 3 dakikalık zamanı 5 dakikaya çıkartsana. Tamam. 2 dakika şey olsun. Emperyalistler yıkamadılar şeyi. Osmanlı'yı. Şimdi ben sana bir şey okuyacağım. Buyurun. 24 Nisan 1920 daha İstiklal Savaşı yeni başlıyor. Hı hı. İstiklal Savaşı yeni başlarken Gazi Mustafa Kemal 24 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi'nde konuşuyor. Şimdi Wilson prensiplerine göre, Amerikan Cumhurbaşkanı Wilson prensiplerine göre Anadolu parselleniyor. Şurasında şu devlet, burasında bu devlet, isim vermiyorum. Hı hı. Anadolu'da 5-6 tane vilayete de lütfen Türkleri bırakıyorlar. Bu arada Lloyd George çok görüyor 5-6 tane şeyi. İli. 5-6 tane ille Türkleri diyor, olmaz diyor. Lloyd George ne diyor bakın, İngiliz Başbakanı. Türkleri savaştan başka bir şey bilmeyen Amerikan Kızılderili yerlilerine benzetiyor. Biz Kızılderili yerlisiyiz. Benzetiyor ve onların tamamen Anadolu'yu boşaltmaları gerektiğini ilan ediyordu. Yani Anadolu'da bir tek Türk bırakmak istemiyordu. Şimdi bu adamları Mustafa Kemal Atatürk Türkiye topraklarından kovdu. Ancak şimdi köyden şehre terk dolayısıyla topraklar, çiftçiler arazilerini satar duruma düştü. Gene Atatürk'e dönüp şöyle diyor. Türk milletinin sahibi ve efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür diyor. Şimdi hakiki Türkiye'nin sahibi köylüler göçünce topraklar satılıyor. Yabancılar da çatır çatır arazi alıyorlar sevgili kardeşim. Evet hocam. 10 dekardan 600 dekara çıkarıldı arazi satışları. Öncelikle yabancılara toprak satışı durdurulmalı. Silahla almadıklarını parayla alıyorlar. Yarın bu topraklarda misafir hale düşersiniz. Maazallah. Şimdi bunu söyleyerek bu rahmetli Halil İnalcık Atatürk Allah rahmet ve Demokratik Türkiye kitabıyla Halil İnalcık'ın kitabından alıntı bir sözdür, bildiğim bir laftı. Burada yakaladığım için buraya koyuyorum. Şimdi Türkiye'nin her vilayetinde belediye var. Var. Her ilçesinde var. Beldeleri olanlar var. Her beldede var. Şimdi güven duyduğu zaman 40 milyon hissedarı olan tarım arazilerinin 37 milyon kişi davalık.
Şimdi bu davalıkları ortadan kaldıracak tek mekanizma belediyeler öncülüğünde kooperatifleşmektir. Devlet, belediyeler, devlet devreye girdiğinde herkes arazilerini kiralayabilir, orada da çalışabilir, kendi iş makinelerini şeyde bulabilir. En çok da millet garantidedir beslenme, milli gıda. Gıda yediğin 10 lokmanın 9'u ithal. Gıda arzı. Şimdi belediyeleri göreve çağırıyoruz. İşledikleri günahı affetmenin bir yolu kendi iktisadi kuruluşlarını kurarak Türk tarımını ayağa kaldırma imkanları elindedir. Belki dinliyorlar, belki dinlemiyorlar. Biz üstümüze olan görevimizi yapmış olalım. Tekrar tekrar döneceğim. Bu kitabı da yazıyorum. Anlatabildim, bunu toparlayacağız inşallah bir iki ay içerisinde. Kim gelirse gelsin, Türkiye'de tarımsal ürün ve üretim lehine düzenlenmediği sürece hukuk, söylenen lafların hepsi hikayedir. Hepsi palavradır. Önce tarımsal hukuku, tarım beyefendi şu susuz arazide oluyor kardeşim. Bunu organize etmek aklın, bilimin ışığında yapın. Batılı yapıyor. Batılı yapıyor. Sen de yapacaksın ya. Görevin, millete borcun. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Efendim bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Vakti veda diyoruz. Efendim bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Sizler sıhhatli, tarlanız, hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, Köy TV'de kalın, köyde hayat var.